Metafor'un sunduğu Farklı Düşün'ün 118. bölümünden merhaba. Ben Seyfettin Başsaraç. Ben Mert Bulan. Mert yine haftamızla başlayabiliriz. Biraz böyle tekrar gibi oluyor. hafta Her hafta her hafta haftamızı konuşuyoruz ama yine boşluktan diyelim. Kitaplar okuduk. Benim çok boşluğum yoktu ama senin tabii ki daha birazcık daha müsait. Ufak özet geçersen güzel olur. Hı hı. Ama ondan önce bir duyurumuz var. Ondan bahsedelim mi? Hani daha tamam bahsedelim. Derken biz düşündük ki hani her hafta her hafta yeni bölüm çekmek her ne kadar hoş olsa da özellikle dinleyenler için bundan sonra iki haftada bir bölüm çekmeye karar verdik. Bu sayede hem bize için daha çok zaman olur kitap okumaya ya da daha kaliteli içerik üretmeye. Hı hı. Biraz şeyi de fark ettik sanki değil mi? yani Tekrara düşüyor olabilir miyiz? Ya da şey beni biraz sanki rahatsız etti hani çok fazla dizi film konuşuyoruz hani okey hmm. güzel şeyler ama yani hani bizim şeyimiz hep e, çıkış noktamız hep kitaplar olduğu için e, haliyle e, iki haftalık bir süreçte daha fazla okumaya zamanımız olacağından dolayı hani düşündük ki bir süre hani e, her hafta bölüm çıkmaktansa e, iki haftada bir bölüm çıkmak daha iyi olacaktır diye düşündük böyle bir deneyeceğiz e, bilmiyorum belki sabırsızlanırsak mı diyeyim <laughs> konuşacak konular olursa arada bölüm çıkar mıyız? Hani şeyde gene çıkarız Apple etkinliğinde falan ertesi günle bölüm çıkarız ama bundan sonra yayın takvimimiz iki haftada bir olacak. Dolayısıyla bu bölümü dinledikten iki hafta sonra yeni bölüm dinleyeceksiniz. İki hafta sonraki pazar gününde. Bunu başlangıçta en azından bahsedeyim istedim. Çünkü herkes belki bilmiyorum sona kadar dinleyebiliyorlar mı? Ee, en azından hani bunu bir aradan çıkarmış olalım. Evet, e, bakalım bir de bu şekilde deneyelim dedik. şeyi görürüz sonuçlarını görürüz. O zaman dönelim haftana. Hı hı. Ya haftamda abi şöyle farklı bir şey yaptım artık e, potsamı daha önce duyurmuştum bu podcastte onu kapattık projeyi kapatma kararı aldık. Bunun tabii birçok sebebi var ama. Burada benim için hani önemli olan kısmı hani ürün geliştirmekten keyif alan birisi için önemli olan kısmı şeyi fark ettim abi yani hani ben ürün geliştirebiliyorum kaliteli ürün de çıkartabiliyorum ama hani genelde ben bunları ikiye ayırıyorum ürün geliştirme bir tanesi böyle daha hızlı bir şekilde ürün geliştirdiğim piyasada ne varsa ya da trend neyse ona uyarak bir şeyler yaptığın daha böyle nasıl diyeyim hani pazarı hızlı bir şekilde girip girmek istediğin ki başkası senden önce hani o pazarı ele almasın. Bir de böyle hani çok uzun bir süre ürünle birlikte senin daha zaman geçirdiğin. Ben bunu belki genelde hep gene Apple'a bağlıyorsun diyecekler hani genelde işte bir Apple tarzı aslında ürün geliştirme var. Hani hiçbir şekilde duymuyorsun. Yani bu şirket ne üzerine çalışıyor, yeni neler yapıyorlar falan. Böyle ancak böyle içeriden dedikodular falan diyor biliyorsun. Hani şirketin kendisinden doğrudan bir şey duymuyorsun. Ama o süre zarfında hani bir sürü detayı düşünüyorlar. Hani hem ürünün detayını hem de biliyorsun onlarda hani marketingde ürün geliştirmeye başladığı an başlıyor. Hani sonradan hı hı. ürün geliştirdikten sonra başlamıyor. O yüzden hani belki hani ürüne ona göre belki bir şey özellikler ekliyorlar. Hani marketingden de bir şeyler gelebiliyor vesaire derken. Bir böyle bir ürün geliştirme. Bir de böyle nasıl diyeyim daha özensiz sanki hani tamam hani ortaya kaliteli yeni ürün çıkıyor da. Ama nasıl diyeyim işte belki bir yerleri çalışmıyor. Ya da işte nasıl diyeyim hani ürün ortada ama bu ürün niye var sorusunu cevaplayamıyorsun. Ya da işte bu ürün ekstra olarak ne getiriyor sana? bu soruyu da cevaplayamıyorsun. Böyle olunca da biraz nasıl diyeyim boşa düşüyorsun. Ya tamam hani ortada bir ürün var. Hani bir strateji belirlemen gerekiyor. Daha sonra hani ürün çıkmış. Ürün çıktıktan sonra strateji belirlemen gerekiyor. Falan filan böyle derken ya dedim hani biz yapmak istediğimiz şey bu değil. Çünkü hani biz hani ürünü ürün geliştirmek için değil de ortaya kaliteli bir iş çıksın. İnsanlara hakikaten faydası dokunan bir iş çıksın istediğimizden dolayı dedik ki yani bu bizim standartlarımıza uymuyor. O yüzden hani kapatma kararı aldık. Bundan sonra da hemen proje çıkartmayı da düşünmüyoruz açıkçası. Ben uzun bir süre hani sabbatical diyorlar burada daha çok. Bilmiyorum tam Türkçe karşılığı sabbatical ne olur. Hiçbir şey kafa, yapmadım. Kafa tatili. Kafa tatili aynen kafa tatili alacağım. Aslında hiçbir şey yapmayacağım demeyeyim de. Ee, internete yönelik hiçbir şey yapmayacağım yani daha Hı -hı. çok kitap okumak e, yaz gerçi burada <laughs> her gün yağmur yağıyor inanılmaz bir şekilde 16 derece hava çok hoş aslında ben seviyorum yani yazın o sıcaklığından bunalmaktansa e, her dışarı çıktığında böyle serin bir hava oluyor onunla zaman geçirmek istiyorum yakın zamanda da benim şeyim de başlayacak e, şu sıralarda tam şey zamandayız abi Almanya'da böyle bir 3 haftalık bir süre var. E, Temmuz'un ortasından e, Ağustos'un ortasına kadar olan bir süre. O süre zarfında böyle bütün herkes şeye geçiyor. E, tatile çıkmaya başlıyor. Çünkü hmm. şey olduğu için okullar kapandığı, kapalı olduğu için çocuklarla böyle tatile çıkabileceğin zaman zaten şey fark ediyorsun. Doktora mesela işte e, doktordan şey yapamıyorsun, randevu alamıyorsun. Çünkü tatildeler. E, ondan sonra işte kurslara mesela başvuramıyorsun. Çünkü onlar da tatildeler. Herkes böyle artık yani şu anda tam o zarftayız. O bittikten sonra işte benim şeyim de başlayacak, Almanca kursum da başlayacak. O yüzden hani önümüzdeki belki işte 6 ay diyebilirim yani 6 ay ya da işte yıl sonuna kadar falan. Sadece işte kitap okuyarak, dışarıda gezerek arkadaşlarla buluşarak ve Almanca Kursuna giderek geçecek zamanım. Çok fazla artık internette zaman geçirmeyeceğim. Twitter hesabımı da kapattım. Ee, o yüzden hani böyle bir e, kendi kılımı e, normalde sabatıkılı şirket veririm ama ben kendim sabatıkılı yazdım. Ee, öyle olacak. Hani bu hafta biraz böyle nasıl diyeyim benim daha çok böyle karar verdiğim hani böyle biraz üzerine düşünüp ne yapmak istiyorum şeklinde düşündüğüm bir hafta oldu. Ee, bunun dışında tabii benim de okuduğum kitaplar var ama ee, belki ben de e, sana sorabilirim senin haftan nasıl geçti diye. Vallahi keşke sabatikl kendime sabatikl verebilecek bir rahatlığım olsaydı. <laughs> ee, biliyorsun bu Stefan Sagmeister falan gibi bir, falan gibi diyorum yani. Stefan Sagmeister diye bir tasarımcı var mesela. O da 4 yıl çalışıp bir yıl kafa tatili yapıyor. O bir yılda da sonraki 4 yılda yapacağı projeleri düşünüyormuş. Hmm. Ee, ve müşterilerin diyormuş yani mesela önümüzdeki yıl hiç proje almayacağım ona göre bu sene bitirelim her şeyi. Ee, çok seneye iyi. boşuz diye aynen. Ee, biraz da manyak da bir abi. Biliyor musun işlerini bilmiyorum da hani vücuduna jiletle falan yazı kazıyan falan bir abi böyle yani. Façayla. Bilmiyorum. Belki denk, ne, bak, denk gelmişimdir. Değişik bir abi çok çıplak fotoğrafı var. Neyse öyle de <laughs> Bunu sen niye biliyorsun <laughs> sormayacağım. Ama adam çok meşhur. <laughs> Stefan Sagmeister diye bakarsan çok meşhur tasarımcı. Bakayım. Bakayım. Meşhur bir abimiz oradan biliyorum biz de tasarımcıları takip ettiğimiz için öyle benim haftam yo yoğun geçiyor ee, birkaç tane aslında şey var konu var ee, okuduklarımızdan başlayabiliriz ee, şeye gitmeye başladım 2-3 hafta önce galiba ilk seans yaptık psikoloğa gitmeye başladım biraz aslında ondan bahsedebilirim <laughs> yani ne konuştuğundan bahsetmeyeceğim tabii de <laughs> genel anlamda hani ki kendisi de sordu zaten niye geldin bana falan diye. Ben de dedim ki yani ilde bir sebep mi olması lazım? Çünkü yani şunu okumuştum hani herkesin bir şekilde bir gidip de bu terapi deneyimini en azından yaşaması lazım kendini atması lazım. çünkü bazen sen farkında olmadan yaptığın davranışların altında yatan sebepler oluyor onları birazcık keşfetmek adına gitmekte fayda var vesaire diye bu yüzden geldim dedim yani yoksa kendimden şikayetçi oldum ya da bir yani mükemmel değilim tabii ki ama yani e, kendime şikayetçi olduğum için değil, bir problemim olduğu için de değil. Her yani psikologa gidiyorsan yani olabilir de tabii canım ama yani psikologa gidiyorsan ille e, akılda, aklından yani bizim çünkü millet öyle ya hmm. ben aklımdan zorun mu var, aklımda bir sıkıntı mı var ki gidiyorum falan diye düşünüyorlar öyle bir durum yok bence herkesin bir gitmesi lazım. Yani normal doktora nasıl gidiyorsan hani vücudun için bir şey olmasa da gidiyorsun değil mi? Check-up için gidiyorsun. Aynı şey hani mental sağlığın için de yapıyorsun. Bu gayet normal bir şey yani hani. Evet evet. Ee, başka psikolog akrabaya sorarak bu arada gittim. Hani benim beni tanıdığı için benim karakterime uygun birisini tavsiye eder misin gibisinden. Kim olduğunu söylemeyeceğim bu sefer. Önceki da söylememiştim ama soranlar olmuştu. Ee, öyle gidiyorum işte. Ee, işte ikinci seans bitti. Üçüncü seansa gideceğiz. Güzel, keyifli, keyifli bir deneyim. ADHD olduğunu öğrendim kendimde. O biraz moral bozdu. Çünkü dikkat... Aslında moral bozmuyor. Aslında neticede iyi bir şey oluyor. Çünkü en azından sendeki tespite, dikkat dağınıklığı ki biliyorsunuz benim blog yazım işte meşhur blog yazım var. Hani Birçok hani dikkatimin dağılma sebebi ADHD ile ilintili çıktı. Ama kontrol edilebilir bir ADHD. ADHD'den kontrol edebilir bir şey Bilir, bilirsen ADHD'nin olduğunu. Ona göre kontrol edebiliyorsun. Güzel, e, keyifli gidiyor. Ondan bir bahsedeyim belki başkalarına da faydası olur. Tamam. E, bir denerler, şey yaparlar. Tabii hmm. bana şimdi seyfettin sen terapi fiyatlarını biliyor musun ki diyenler olabilir. <laughs> e, haklılar da. Burada terapi fiyatları çok yüksek. Ya. Yeah. E, ama yani eğer imkanınız varsa tabii ki gidebilirsiniz. Bizde devletin de şeyleri oluyor. Burada e, İstanbul'da şey var. Eee modist var. Belki bilen vardır. O sanırım belediyenin bir hmm. e, amatör merkezi. O falan biraz daha hesaplı oluyor diye duydum. Hmm. E, bilmiyorum gitmedim ama daha hesaplı olduğunu duydum. E, belki öyle bir şey de yapılabilir ama ne kadar iyidir oralarını yorumlara bakarak şey yapabilirsiniz. Ben özel bir e, doktora yani bağlı caddesinde bir Fiyatlarına göre tabii. Söylemeyeceğim dedi. gene alındır. hala şey oluyor. Yavaş yavaş de tamamen aşağıdan. Şimdi şöyle Google Maps açıp e, bahçesine psikoterapi yazarsan böyle 450 tane falan sonuç çıktığı Öyle için e, rahatım. Aa. Yani. Evet evet. E, o yüzden çok rahatım. Bir tane yok yani. Abi bu iş baya şey ya çok psikolojik bölümler çok fazla olduğu için baya mezun evet. veriyorlar. O yüzden iyisini bulmakta var. çünkü kötüsü bazen insanı çok yanlış yerlere yönlendirebiliyormuş. Hmm. seni evet. anlayabilecek birisine ihtiyaç var diye düşünüyorum. Neyse, yatırım tavsiyesi değildir ama faydası Yok ya bence olduğu aşikar. olsun ya. Aynen. Ya ben en çok şeyi düşünüyordum abi yani bu çünkü atıyorum sen normale gittiğinde para ödemiyorsun değil mi? Yani sigortan karşılıyor. Atıyorum boğazın şişse, kulak burun boğazıya falan gittiğinde hmm. ama yani psikoloğa gittiğinde bu şekilde senin ödüyor olman sanki biz toplum olarak insan hani mental sağlığı bizim böyle Hani ekstrim bir şeymiş gibi, yani e, lüks bir şeymiş gibi algılamamızdan dolayı bu şekilde olduğunu ben düşünmeye başladım. Yani niye karşılamıyor ki? Yani hani aynı sigorta. Çünkü atıyorum hani sağ sigortanın aslında hani karşılıyor olması niye İşte sen tedavi olacaksın normal iş yaşamına devam edeceksin ki sigortayı aslında ödeye, ödeyebilesin değil mi sistem kendi içerisinde çarklı ama mental <laughs> sağlık da gene benzer şekilde yani sen mental <laughs> sağlığın da iyi değilse okey belki direkt işten şey yapamayacaksın alıkoymayacak seni ama gene de o senin nasıl diyeyim üretkenliğini bir şekilde etkileyecek o yüzden hani bir an önce hani sistemin seni tırnak içerisinden onarıp tekrardan normal hayatına devam etmene, sağlıklı bir şekilde sağlaması gerekiyor. Bunu niye böyle hani sanki özel bir şey yapmışlar. Aynı şeyi hani diş için de söyleyebiliriz. Yok, herken. özel değil aslında. Şöyle Devlet Hastanelerinde de var psikoloji e, departmanı ve de. oradan e, alabiliyorsun SGK'nın karşılayacağı şekilde. Hmm. Fakat tabii sıra bulabilirsen yani hmm. e, çünkü bu tarz çok talebin olduğu yerlerde sıra bulmak zor oluyor. Gerçi şöyle bir durum var. Benim benim gittiğim psikolog da ben Şubat'ta aradım. <laughs> ee, e, bana dedi ki dedi ki asistanı yani dedi ki Temmuz'da ancak alabiliriz siz dedi. Ben tamam dedim Temmuz'a kadar da bekledim biliyorsun seni arada konuşuyorduk işte Temmuz'da Hı -hı. demişti falan diye. Sonra hakikaten Temmuz'un böyle onu falan gibi aradılar. Böyle böyle konuşmuştuk <laughs> Şubat'ta gelecek misiniz diye. Dedim vallahi ben de sizi arayacaktım Temmuz ayı geldi ses yok. Tamam dediler çünkü yani sonuçta psikolog şey değil ya hani ortopedi falan değil yani kolu düzelince göndermiyor. Zihnin düzelmesi o da va çok vakit alan bir şey. <laughs> Aynen artık seninle görüşmemize gerek yok sen kendini düzelttin diyene kadar hasta gitmiyor şeyden. <laughs> Psikologun rosterından diyelim. bir de belki uzun sürüyor değil mi normal doktorun? şeyine göre atıyorum kulak boğaz boğazı aç ağzı diyor bakıyor. Tabii yani canım belki kulak 15 dakika sürüyor, saat... gönderiyor. Ha, bir saattir onun <laughs> Tabii bir saatlik seanslar. Ee, güzel bir şey tabii yani ee, ama şeyi fark ettiriyorsun mesela ilk seansta kendinden bahset falan diyor ben bir anlatmaya başladım dedim bu beş seans gider yani <gülüyor> <gülüyor> o kadar çok şey yaşamışız ki şimdi geriye dönüp bakınca 34 sene hakikaten çok şükür yani dolu dolu yaşamışız hayatı. Onun da bir ayrı bir mutluluğu oldu açıkçası. Anlatırken şeyi fark ediyorsun lan ne kadar çok şey olmuş. <laughs> Çünkü günlük yaşarken o kadar fark etmiyorsun da. Tabii geriye dönüp çok bakmıyorsun o kadar. Tabii en tabii daha yani daha başlangıçtan Aynen. bakmıyorsun. Belki yılını falan bakıyorsundur da. Ya bir de işte benim yurt dışı tecrübelerim falan olduğunu... yani gittim geldim vesaire bölüm bıraktım bölüme başladım Türkiye'de elektrik elektronik terkim ben bilmeyenler varsa sonra bilişime girdim vesaire sonra işte çalışma hayatı vesaire derken baya bir şey var. Daha mesela Hı. topluluklara falan gelemedim yani. Şu an benim <laughs> topluluk sahibi <laughs> olun bilmiyor. Üçüncü seanstayız. Daha hani Enes İstanbul'dur, nedir onları daha bilmiyor. Düşün yani. Aynen. Ya şey burada bilmiyorum belki orada da vardır. Burada genelde böyle çeşitli enstitüler oluyor. Bu enstitülerde <laughs> de hani doğrudan hani psikolog değil de gene hani psikoloğa seviyesinde sana danışmanlık verecek insanlar oluyor ve şirketler de abi bu enstitüler ile anlaşma yapıyor. Sen daha sonra diyorsun ki hani atıyorum bu birçok konuda sana şey e yardımda bulunuyor. Sadece işte mental sağlık değildi. Atıyorum mesela e Para yönetiminde zayıfsın ya da eşinle ilgili bir sıkıntı var diyelim ya da işte çocuğunla ilgili bir sıkıntı var vesaire böyle her türlü konuda sen enstitüye gidiyorsun diyorsun ki ben işte şu şirkette çalışıyorum diyor o tamam diyor bedava olarak şey yapıyorsun böyle karşılıklı bir danışmanlık hizmeti alıyorsun onlar hı hı. tabii muhtemelen şey yapıyorlar biraz daha böyle ciddi konu olursa seni hani asıl şeye sevk ediyorlar ama bazı şeyler nasıl diyeyim daha çok orada çözülebiliyormuş benim duyduğum. Ben de orada şey yapmıştım birkaç sefer denemiştim bu benim önceki şirkette çalışırken yapmıştım. Yani o mesela inanılmaz bana pratik gelmişti. Şey falan da uğraşmıyorsun. Randevu alayım. Yani randevu gene alıyorsun da böyle hani uzun süreli 6 aylık bir randevu falan da almıyorsun. Bilmiyorum belki şeyde de vardır. Yani Türkiye'de de vardır illaki. Öyle şey yapanlar, hizmet verenler. O şey açısından çok daha pratik oluyor işte. Hem daha yani ben benim cebimden para çıkmadı. Hani şirket Karşılamış oluyor çünkü hani şirketin amacı da benim olabildiğince hani sağlıklı olmamı sağlaması ya o yüzden bu kadar izin şeyi falan hastalık izni falan var ki ben üretime devam ettireyim diye ee, yoksa da yani umarım bu tarz şeyler de şey yapmaya başlar belki e, ortaya çıkmaya başlar dediğim gibi yani Hı -hı. orada burada ücretsiz ve online de yapabiliyorsun istersen ben öyle yapmıştım mesela Almanya'nın bir tane köyünde yaşayan e, Alman bir kadınla Böyle oturup saatlerce konuşuyorduk. Sonra bir hafta, bir hafta sonra, bir hafta sonra falan diye. Hakikaten yani şeyin çok faydasını görüyorsun. Yani böyle üçüncü bir gözün olması. Hani seni hiç tanımayan ve seni tamamıyla senin anlattıklarından yola çıkarak. Çünkü seni hani bir başkası çok farklı tanıyabiliyor değil mi? ya Yani hı hı. çevrende çok uzun süredir. Ya da eşin ya da arkadaşların seni çok uzun süredir tanıdıklarından dolayı. Farklı bir şekilde tanıyabilir ama böyle hiç tanımayan birisine sen kendini anlattığından dolayı. Çünkü sen hani belki... O diğer çevrendeki insanların seni tanıdığından daha farklı bir şekilde kendini biliyor da olabilirsin değil mi? Hı hı. Yani o aslında biraz şey yapıyor. Yardımcı oluyor. Üçüncü göz olarak. Ben bayağı şey yapmıştım yani. Faydasını görmüştüm. Ee, bazen böyle benim de aklıma çok takılan şeyler oluyor. E, sorular oluyor. Ee, hı hı. O, o durumlarda ben, ben çok şeyini gördüm yani. Faydasını gördüm. Ben o yüzden yatırım tavsiyedir diyorum. Yani bir kere gitmekten şey olmaz yani zarar görmez en azından bakarsın denersin nasıl bir deneyimmiş ee, hoşuna giderse yani daha böyle rahatladığını düşünüyorsan faydalı olduğunu düşünüyorsan aslında düzenli bir şekilde ya benim burada çoğu arkadaşım şey var yani e, nasıl diyeyim hani bir e, house art şey e, kendi aile doktorun varmış gibi şey var herkesin yani benim psikoloğum var e, diyorlar baya yani sürekli olarak <laughs> gittikleri e, psikolog oluyor her ay bir kere aynen Bakalım. Ee, şu an için memnunum. Bir şikayetim yok. Süper. Okuduklarımıza geçebiliriz. Ben evet. e, bir süredir ertelediğim ama e, çok da okumak istediğim bir kitabı okuyorum. E, Laser Writer 2 diye bir kitap şöyle YouTube'dakiler Oo. için göstereyim. Eee kamera değiştirmeyi unuttum bu arada. Dandik ise görüntüm. kusura bakmayın YouTube'da. Eee Tamara Chopin'in, Chopin, Chopin, Chopin. Neyse bu e, ablanın kitabı. E, burada Laser Writer örnek print şeyi bu. Ee, hmm. Mürekkep düzgün basıyor mu diye bastı. İlk ilk basan şey değil mi yazıcıyı yaptı. Bu bir roman bu arada hani gerçek bir kitap değil ama şeyi anlatıyor 1999 yılında bir Apple Macintosh şeyinde tamir yerinde New York'ta geçen bir roman aslında. Aa. Aynen oraya işte Mac'leri Mac çok seven bir kız orada işe başlıyor onun oradaki tecrübesini anlatan bir yandan da işte Mac'lerin kronik sorunlarından falan bahsediyor arada. Hatta bizim podcast kuruluna da attığım ilk orijinal Macintoshlar mesela bir süre sonra yanıyormuş şeyleri. Hmm. E, güç kaynakları çünkü fan yokmuş içinde bilgisayarın. Steve Jobs'un yeah. o zamandan gelen testis <laughs> çalışsın bu diye ondan sonra içinde fan olmadığı için hani Mac'in bozuldu deyince açılmıyor deyince hemen ha He, tamam power supply yanmıştır diye hatta işte şey orada hikayeden anlatıyor yani o dükkanı kuran insanlar şey yapmışlar ee, normalde Apple 400 dolara falan değiştirirken fanı bunlar bir tane Bulgar bir çocuk buluyorlar çok iyi lehim yapan. 150 hmm. dolara fanları tamir edip edip şeyleri power supply'ları dünyanın parasını kırıyorlar falan böyle bir duyan geliyor duyan geliyor. Zaten kronik sorun vesaire. Ee, güzel yani şey yani benim çocukluğum sonuçta o 90'ların mekleriyle geçtiği için. Oradaki oradaki referansları da anlayabiliyorum. Yani belki Mekle büyümeyen birisi için çok ilgi çekici bir kitap olmayabilir ama aslında birazcık da komedi kitabı. Yani kadın hmm. zaten bunun Arbitrary Stupid Goal diye bir tane daha kitabı vardı. onu okumadım ama aldım yani duruyor şeyde listede. Dijital olarak almıştım. bayağı esprili yani bayağı gülüyorum okurken. Komik şeyler var içinde. İşte. Anekdotlar var. O hoşuma gitti. Okuyorum işte yarı, yarısına falan. Geldi. Zaten çok hızlı okunan bir kitap. Bayağı da boşluk var kitabın içerisinde. Onun dışında şeyi bitirdim işte bu Bu Yılçın Han'ın Ötekini Kovmak kitabını. Hmm. Biraz ağır bir kitap tabii. Sonuçta adam da bir nasıl diyeyim filozof diyemek istemiyorum da yani sosyoloji profesörü mü diyeyim artık ne diyeyim. Öyle bir taraf olduğu için de biraz tabii ağır dili. Türkçe'ye çevirirken bir de Almanca'dan çevrilmiş. Hmm. Almanca kelimesini falan yanına koyuyor parantez içerisinde. Yani tam belki Türkçe'yi çevirememişimdir diye düşünüyor olabilir çevirmen. Almancasını falan da koyuyor. O biraz okumayı zorlaştırmış ama hani genel mantığı hani herkesin aynı olduğu bir dünyada yaşadığımızı artık sosyal medyayla beraber bir homojenleşme olduğunu aslında kendisini farklı olarak adı insanların bile aslında aynı şekilde farklı olduğunu <laughs> ve artık bunun dışına çıkamayan insanların öteki olduğunu ve o öteki insanların aslında fark yarattığını falan anlatan ve herkesin bir şekilde bu aynılığa doğru gittiğini anlatan biraz anti sosyal medya, anti akıllı telefon kitabı gibi. Tabi bunun bir sürü altına yatan sebeplerle ve başka işte Heidegger falan gibi işte ya da Body Art falan gibi işte tüketim toplumu kitabını yazan onların düşünceleriyle falan da harmanlayarak anlattığı bir kitap. Kısa bir kitap zaten 90 sayfa falan. Onu bitirdim. Benim ilgimi çekti sen böyle bahsedince yani. Hani, bir tane daha abi. kitabını basmış Ketebe Buyuk çünkü Hanım. Buyuk normalde Metis basıyor sanırım. Metis ya da galiba Metis basıyor. Ama ben Ketebe'ninkine denk gelip okudum. Metis'te de güzel bir kitap var. Unuttum şimdi adını da bayağı meşhur bir kitap. O da ya yani bu adam genellikle bu tarz konularda yazıyor bu arada toplumun işte sosyal medyadan aldığı etkiler aynılaşmıştı. İşte kültürü vesaire böyle şeyler üzerine yazıyor ama çok akıllı bir adam olduğu için hani çok altını doldurarak yazıyor. O yüzden de hoşuma gitti. Benim de sosyoloji meraklısı kuzenim var. O tavsiye etmişti yazarı. Görünce almıştım kitabını. Öyle. Bir de çok ufak şeyden de bahsedelim bu. Geçen bölümde işte e, Silikon Vadisi tarihi gibi yani bilgisayar tarihi gibi bir işte kütüphanede bir sürü kitap var okuyacağım demiştim. Anladım. Onların birkaç tanesinden bahsedelim. Ee, şu işte mesela güzel bir kitap eğer tasarımla ilgiliyseniz User Friendly diye Cliff Kuang'ın ve Robert Fabricant'ın kitabı User Friendly dediğimiz yani kullanıcı dostu ve işte UX designer designer falan bunlar nereden çıktı 1900'lerin başından itibaren bu işi anlatan e, UX terimi nasıl çıktı ortaya e, buna nasıl endüstri dikkat etmeye başladı çünkü eskiden böyle bir dikkat yokmuş yani kullanışlı olsun gibi bir dert yokmuş bunlar nasıl ortaya çıktı, bugün, bugüne kadar nasıl geldi. Aslında bunun tarihini anlatan bir kitap. Ee, bu çok çok hoş yani. ben bundan birkaç bölümde hatta bayağı ekmeğe yedim yani bu kitabın. Ee, işte bu işte İkinci Dünya Savaşı'ndaki uçakların, kadranların aynı olması, aynı renk, aynı şekil olması. Butonların da yine aynı renk, aynı şekil olmasından dolayı işte Amerika'nın uçakları düşüyor sürekli. Pilotları eğitemiyoruz falan diyorlar. Sonra pilot eğitim programı falan açıklarken bir tane adam var Hick diye. Hick's Love diye yatan geçiyor User Experience'da. Adam diyor ki ya diyor tamam mı şu pilotlarla bir konuşalım. Bir, user, user feedback user olayını. Research yapalım. Yani, user research <laughs> yapalım. Pilotları diyor ki işte nasıl kullanıyorsun? Bunu nasıl yapıyorsun? Şunu nasıl yapıyorsun? Bir bakıyor ki uçağın kontrol paneli, arayüzü. Her şey aynı yani adam. Uçan burnunu aşağı indiren tuş da aynı, ne bileyim işte, pencereyi açan da aynı falan. O da pencere açmak yerine. maliyeti He. düşürmek için hepsini aynı yapmışlar. ya Artık o nasıl bilmiyorum da yani hani adam bir şeye basın, burnunu aşağı indiriyor, uçak çakılıyor falan. Ya diyor burada kullanıcının bir hatası yok, burada arayüz hatalı. Hmm. Sonra işte şey yapıyor. Hem objeleri gruplu ilgili objeleri gruplama var, hem de şekillerini değiştiriyor. Kimisini üçgen yapıyor, kimisini beşgen yapıyor, renklerini değiştiriyor falan. O zaman oluyor da beyin daha iyi ayırt ediyor ee, ve e, tehlikeli düğmeler birbirinin yanında olmuyor. Ee, aynı şey işte bu Three Mile Island diye bir tane Amerika'nın şeyi var, e, nükleer santrali var. Orada da yine yani asansör çarma butonuyla nükleer reaktörü ısıtma butonu aynı ve yan yana falan böyle. Ee, bir facianın eşinden dönülüyor falan. Sonra işte orayı incelemeye şey gönderiyorlar. Bir heyet gönderiyor. Amerikan devleti o heyetin içerisinde de Donald Norman diye bir adam var ki Donald Norman UX kavramını bulan adam hala daha hmm. da işte Design of Everyday Things falan diye bir kitabı var belki bilirsin Sürahi var kapağında e okudum bahsetmiştik bu böyle şeyden He, bahsetmiştik bahsetmiştik, bahsetmiştik tamam e, falan işte adamın da öyle şansı dönmüş yani o heyette olmasa belki böyle bir şey aklına gelmeyecekti öyle öyle başlamış e, o yüzden e, bence tarih açısından güzel bir şey e, tasarımcıysanız tavsiye ediyorum bu kitabı Diğeri tabii ki Stripe Press bu konuda çok meraklı bir CEO'ya sahip oluyor. Bu kitap çok korkunç. Çünkü adamın göz, gözlerinin beyazını da reflektif yapmışlar. <laughs> Geceliğin falan çok korkunç görüntüler alabiliyor kitap dışarıdaysa. Neyse bu Dream Machine Mitchell Waldrop, bu Robert Licklider diye bahsetmiştim geçen bölümde. Bu Xerox'un kuruluşunu kuran adamlardan bir tanesi. Oradaki işte o user interface'i falan bulan adamlardan bir tanesi. Onun hayat hikayesini anlatıyor. O yüzden de çok kıymetli ve önemli bir kitap bence. Hala da tam olarak okuyamadım ama e, o da önemli bir kitap. Bu da Big Score, bu da Stripe'ın. Burada kapakları çok güzel. Yani YouTube'dan bakanlar varsa hep yıldızlı falan yapıyorlar kapakları. Pahalı olması neden de o. Pahalı bir de sadece Amazon.com'da satılıyor. Yani e, Türkiye'den almak. Amazon.com'da de, de gayet birkaç kitabını görmüştüm. Bu da silikon vadisinin tarihini anlatıyor. Yani ilk bu iş nasıl başladıdan başlayıp silikon vadisi nasıl bu kadar milyar dolarlık şirketler üreten bir yer haline geldi. Oradaki işte şirketlerin, kişilerin hikayesini anlatan bir kitap. Ee, onun dışında Alan Ulman'ın e, Close to the Machine olması lazım. Tam şeyini bilmiyorum. ismini hatırlamıyorum. O da 1960'lardan 70'lerden biri yazılımcılık yapan birisi. O da işte 60'larda 70'lerde yazılımcılık nasıl bir şey diye anlatan bir kitap. O da çok önemli. O da galiba yine bir Pulitzer böyle bir ödül aldı yani. Önemli bir ödül aldı. Onu da yine aynı şekilde tavsiye ederim. Burada Xerox Parkla ilgili de güzel kitaplar var. Hatta sana bir tane onu linklere koyabiliriz. The Virgin en iyi teknoloji kitapları diye bir listesi vardı. Hmm. Ona bir belki atıfta bulunabiliriz. Link olarak koyarsak en azından oradaki listedeki kitaplarda ilgili olanları takip edebilirler. Güzel şeyler var çünkü orada. Bunun dışında Soul of a New Machine'den zaten bahsetmiştik geçen bölüm. Tracy Kidder'ın ya da, da Pulitzer ödüllü bir kitap. O da 80'lerde bilgisayar yapmaya çalışan bir ekibin yanında durarak yazdığı bir kitap. O yüzden gerçek olaylara dayanıyor. O da mesela çok e, hakikaten ilginç bir şey. Bunun gibi şeyler var. İşte birkaç tane tabii Amazon'da ekledim ama henüz elde edemedim. İşte baskısı bitmiş oluyor vesaire. İkinci el arıyorsun. Kitaplar da var. İşte IBM'in mesela e, Transformation ve Ürün Geliştirme Dili falan diye bir kitap vardı mesela The Interface diye. İlginç bir kitap. O da e, ilgimi çekti bayağı. Ama bulamadım baskısını. E, senin şu an okuduğun Apple 2 Age var. O da mesela bence önemli bir tarihte e, Tarihte önemli bir dönemi anlatıyor. Yani bu tarz böyle dönem şeyleri çok fazla yok. O yüzden olabildiğince işte bulmaya çalışıyorsun. Aradan arıyorsun vesaire ama hani işte Doug Engelbart falan gibi böyle birkaç tane anahtar isim var. Hani onların hayatlarını anlatan kitaplar buldukça e, okumaya çalışıyorum. Bir de bu e, Stuart Brand miydi? Onun da biyografisi var. Bu Steve Jobs'un idollerinden bir tanesi. Bu Whole Earth katalogu yapan abimiz. Hmm. Ortak adakta bir bilim dergisi böyle içinde illüstrasyonların falan oldu. O çok Zamanın tabi bilgisayar tarihine alakalı değil ama yani o da mesela şey açısından güzel. Tam o Silikon Vadisi'nin yükselişi çünkü o, bu abi bir fikir abi adamı yani fikir adamı. E, hatta şu an yeni bir kitabı çıktı ya da çıkacak e, şehirlerimizi küresel ısınmaya göre nasıl yeniden tasarlayabiliriz gibi bir kitabı var. E, böyle sürekli fikir üreten birisi bilim insanı yani bilim meraklısı diyelim daha doğrusu. Onun biyografisi de mesela var bende. Onu da mesela merak ediyorum çünkü Steve Jobs'u da etkileyen birisi olduğu için. Neticede hmm. çok da fazla eser bırakmış, çok fazla iş yapmış hayatı boyunca. Böyle yani. Gerçek geçenlerde bir şey okudum. Biyografi okumak çok kolaydır hani. şey ağır derin konulara girmek istemeyen cesaret olmayanlar genellikle biyografi okur gibi bir laf okudum. Nerede okudum hatırlamıyorum da. Ama okumak lazım yani çünkü yaşayamayacağın hayatlar onlar yani o 60'lı 70'li yıllarda LSD çekip falan böyle işte silikon vadisinde takılan festivallere mestivalere giden herifler acayip acayip işler yapmışlar yani. Şimdi ben o hayatı nasıl yaşayayım tabii, tabii. en azından yani yaşanmışı oradaki... var yani onu okurum belki oradan bir iki tane fikir kaparım tabi ya oradaki işte biraz ruhu ortam anlayabilmek gerekiyor çünkü hani hep diyorlar ya işte niye silikon vadisi bir tane var niye hani başka ülkelerde çıkamıyor o hani bütün bir sürü çevresel etmen var aslında Tabii. onların hepsinin bir araya gelmesinden dolayı bu şekilde şans eseri oluşuyor yani kimsenin hep oturup da planlarını çizip ya böyle bir yer yapalım Böyle buralarda startuplar olsun falan biz bunları destekleyelim gibi bir olay olmadığından dolayı tamamıyla hani rastgele gelişen olaylar birbirlerini tetikli işte Berkeley'deki işte hani isyanlar orada bir yandan da işte Vietnam Savaşı onun <laughs> protesto ediyorlar falan hani oradaki komüniteler topluluklar kuruluyor. Bir yandan askeri bir sürü çalışma olduğundan dolayı para akıyor bu tarz. Aslında hani inovasyon dediğimiz, bizim RG dediğimiz şeylere. Onların aslında sonuçlarından böyle çıkan şeyler böyle bir araya gelip bir şeyler oluşturuyor. Benim Ama üniversite çok da, önemli tabii yani Stanford'da, tabii. Berkeley'de bunların orada olması çok tabii. çok önemli bir şey. Tabii kesinlikle MIT falan da mesela ya işte MIT'de okuyan, Harvard'da okuyan, işte Stanford'da okuyan hani bu tarz İnsanların aslında oraya gidip özellikle bir şeyler yapması. Benim işte şu anda okuduğum kitapta da sen bahsettin Apple 2H diye. The Apple 2H diye. Apple 2. Apple 2H. <gülüyor> <gülüyor> MP3 o Garip oluyor. Aynen MP3 gibi. Ee, orada abi mesela şimdi daha önce bahsetmiştim. Şimdi şeyleri başlangıçta bir Apple 2'yi anlatıyor sana. Önce Apple 1, Apple 2'yi anlatıyor. Daha sonra da 5 kategoriden sana yazılım seçmişler. Bunun ilki işte business kategorisinde VisiCult diye. Aslında bugün çok iyi uygulamaydı. Excel, Excel'in e, atası diyebileceğimiz bu uygulama. Hmm. Sonra ikinci chapter'ı okudum. Orada da oyun e, Mystery House diye bir tane... E, şey çözme herhalde. Bir de helikopterli edeceğimiz. bir oyun vardı ya. Adam falan atıyordun işte bomba atıyordun. Apple 2'de. Ya, yok orada sadece şeyleri şey yapmışlar abi böyle yazar bir tane oyun şey her hmm. kategoriden bir tane bir şey seçmiş. Anladım. Ee, onların detaylarına görüyor. Mesela Vizi Kalkan atıyor abi. Orada hani benim daha önce nasıl edeyim düşünmediğim bir şeyden bahsetmiş. Ee, yazılım geliştiren bir ekip var. Bir de yazılım publisher'ları var. Hani hmm. bunu biz oyun dünyası da biliyoruz yani. Yani ee, yazılım stüdyosu şey oyun stüdyosu var. Oyun stüdyosu oyunu geliştiriyor. Daha sonra o artık şeye geçiyor. Oyun publisher'ına geçiyor. Publisher oyunu dağıtıyor ama yazılımda mesela ben hani şu anda böyle bir şey var mı ben bilmiyorum açıkçası yani. Hani genelde yazılımı kim üretiyorsa kendileri aslında dağıtımında. Çünkü dağıtım kanalları artık kolaylaştı. Bu... Aynen. Ama o zamanlarda böyle bir şey olmadığından dolayı e, bir Publisher'la birlikte çalışıyorlar ve bu Publisher'da da bayağı iyi bir komisyon alıyormuş. Ya satışlardan falan %37 mi dedi? Yani ya da sana %37'sini mi veriyormuş? Ne yapıyorlarmış artık? Evet, ya böyle orada iki şey ortaklaşa işte yazılım geliştiren ekip ve publisher ekip birlikte aslında bu Vizik halkı ortaya çıkartmışlar. Şimdi başlangıçta görüyorsunuz zaten. ni Neden mesela işte Apple 2'ye? Çünkü Hani dediğimiz daha önceki bölümde de bahsettiğimiz gibi Apple 2 böyle muazzam bir cihaz değil. Hatta çok pahalı bir cihaz. Kendi şeylerine kıyasla, e, rakiplerine kıyasla en pahalı olan cihaz. Ama Apple 2 de eee Steve Wozniak'ın o vizyonerli, e, e, extension'lara ekstra e, e, senin bilgisayara yeni şeyler katabilmen bütün şeyleri değiştiriyor. E, bütün herkesin e, stratejisini değiştiriyor. Çünkü bazı uygulamalar abi çok fazla RAM ihtiyacı duyuyor. E bu RAM'e de genelde işte şeye bakırlar... ...Apple 2'nin işte base modelinin remi çok yüksek... ...ve bu extensionlar aracıyla... ...sen daha da arttırabiliyorsun. O zaman millet diyor ki hala ya biz hani böyle sağlam bir uygulama geliştirmek istiyoruz. Çünkü hani ufak tefek uygulamalar sürekli geliştiriliyor zaten ama işte sen hani böyle son kullanıcının da kullanabileceği. Çünkü o zamana kadar hep işte bu hobi istediğimiz hobi olarak kullanan insanlar böyle hackerlar vesaire bunlar alıp uğraşıp şeyler yapıyor. Ama artık insanlar şey noktasına geliyor ya böyle bir hani killer app dedikleri olay var ya işte iPhone killer app diyorlar. Niye işte o zaman zamanında işte YouTube'a bakıyordun Google Maps mesela aslında killer app'iydi zamanında iPhone ilk çıktığında. Çünkü daha önce hiç yapamadığın bir şeyi bir anda Hı -hı. yapmaya başlıyordun. Or oranın da aslında Apple 2'nin de killer app'i business alanında bu vizikalk olmuş. Aslında dediğim gibi şey Excel'in atası Excel'e benzer şekilde bir şeyler yapabildiğin ama orada abi gene kilit noktalardan bir tanesi e, bu e, yazılımcı abiler bize Steve Jobs şeyle tanıştırıyor. Bunların bir reklam ajansı var. E, zamanında zamanda tanış e, Apple 2'nin e, reklam işlerini, marketing işini de yapan bunu da Mike Markula tanıştırmış Steve Jobs'la. Bunlarla tanıştırıyorlar. Bunlar reklam kampanyasını yapıyor. What if diye bir tane reklam kampanyası oluşturuyorlar. Bu kampanyada da abi şirketlere aslında böyle çalışanlardan ziyade patronlara hedefliyorlar. Hani ne olur vadif eğer senin işte satışlarına şöyle bir şey olursa atıyorum yani şuradaki fabrikanda bir sıkıntı çıkarsa satışların ne olur şöyle bir kriz çıkarsa satışların ne olur? Ya da işte banka kredisi şu kadar daha ucuz olursa ne kadar kar elde edebilirsin? Böyle bir reklam çalışması oluşturuyorlar. Bu da tabii milletin şeyine gidiyor. Patronların lan bilmek istiyorum hani ben bu detayları. Ama zamanında hani bir şey yapmak istiyorsan, bunu öğrenmek istiyorsan gidiyorsun işte bir IBM makinesine işi veriyorsun. Belki bekliyorsun kaç gün falan sürüyor artık o. Ondan sonra sana bir cevap geliyor ama Apple 2 ile birlikte anında sen sadece bir tane bir kişi oturtuyorsun başına o zaman ne oluyor adam orada bir kere hani Excel şeyini yazıyor yaptığı tek şey işte hani sayıları değiştiriyor hop bütün şeyler hücreler şeydeki Excel tablo, tablo tablodaki bütün hücreler otomatik olarak değişiyor oradaki senin değişkenine göre bu tabi bütün şeylerin hoşuna gidiyor patronların hoşuna gidiyor hepsi artık şey yapmaya başlıyor bir sürü Apple 2 almaya başlıyorlar ve hatta şu benim çok garibime gitti Millet artık bu bilgisayar satan yerlerde zaten işte o Publish'ların yaptığı şey gidip orada kutu olarak şeyi de alıyorsun Disket olarak e, vizik halkı da satın alıyorsun Orada artık millet Store'a gidip abi mağazaya gidip şey diyormuş Bana bir tane vizik kalk makinası verir misin diyormuş Hani hmm. şey bile yok <laughs> Artık hani Apple 2 falan bilmiyor insanlar Hani diyor yazım ki bana Visi kalk Aynen yazım orada artık bayağı şeyin önüne geçmiş e, Cihazın önüne geçmiş hani oradaki şeyi de ben biraz daha e, tekrardan beni düşündürtmüştü ben ürün geliştirme konusunu düşününce orada da gene işte marketing çok önemli bir şey. Marketing sonda yapılan bir şey değil, başlangıçta yapılan bir şey. Çünkü <laughs> e, Vizi Kalk'ın ürün geliştirmesinde de o adamlar diyor ki şöyle şöyle yapın, şu özellikleri de ekleyin falan gibi böyle güzel tavsiyeler de bulunuyorlar o yazılımcılara. Yazılımcılar da ona göre geliştiriyorlar. Bu abiler de zaten böyle MIT falan mezunu insanlar. Onlar da işte ya işte yazılım geliştirelim. Bakıyorlar hangi platformlar daha uyumlu. Biz de para kazanalım bu işten diye yola çıkıyorlar. Günün sonunda çok güzel para da kazanıyorlar. Hatta böyle dergiler artık şey yapmaya başlıyor. Ben de hatırlıyorum ya öyle bir şeyi yakalamıştım işte. En çok indirilen, en çok kullanılan ya da en çok satan Apple 2 uygulamaları diye artık dergilerde böyle listeler oluşturuyor. Ben hatırlıyorum bizim Chip vesaire gibi dergiler de vardı. Orada da sürekli böyle yazılımlarla ilgili şeyler vardı. Ben hatta blogumu falan göndermiştim. Onlar yayınlamıştı böyle iki üç cümle bir şey yazıyorlardı. şu i̇şte öyle şöyle bir blog diye. Ona benzer işte Byte vesaire gibi orada da böyle dergiler varmış sadece bu tarz şeyleri. Macworld ve Macweek vardı o aynı onlar daha sonra, ha, sonra Mac, geliyor tabii birlikte geliyor. Ee, ama ondan önce işte bir ufak tefek 2 3 tane böyle dergi çıkmış ve hani bunların ufak tefek olmasından dolayı hem böyle hobiciler sürekli onları okuyor bir de e, şey maliyeti de az oluyor. Marketing hani reklam vermek istiyorsan dergi zaten az kişi okuyor ama he, tam hedefliyorsun yani hani e, hedefini. Hı hı. burada çok faydası oluyor ama ben şeyde üzüldüm sadece sonunda. Daha sonra hani bu nasıl yükseldiler vesaire onu anlatıyor. Da daha sonra ne oldu bunların başına ne geldi diye anlatıyorlar. Orada da şeyi görüyorsun yani bunlar artık anlaşamamışlar o komisyon oranından dolayı. Çünkü artık o kadar çok satıyorlar ki yani 3 milyon dolar falan para veriyor artık hani komisyon olarak şeye publisher'a. O da çok bir para. bu publisher'ın da zaten şeyi yok. Başka doğru düzgün uygulaması falan da yok. Bütün para oradan geliyor. Bunlar kavga ediyorlar. Ondan sonra yok oluyor, gidiyormuş şirket. O beni biraz üzdü. Yani hmm. e, hoş çıkış yakalamışsın, sürdür, devam et vesaire gibisin ama işte orada anlaşmazlıklar ne yazık ki e, yolun sonunu göstermiş. Bir de benim ilgimi çeken nokta şu oldu. E, bugün bile biz bazen düşünüyoruz ya bir yaşta işte Microsoft nasıl hala bütün böyle pazara hakim olabiliyor, business marketine hakim olabiliyor da IBM hala nasıl ayakta kalabiliyor şaşırıyoruz ama o zamanda bile abi mesela birçok şirket hala hazırda şeyi kullanıyorlar. IBM'in mainframe'lerini kullanıyorlar falan. Daha sonra bakıyorlar hani böyle Apple 2 falan diye bir şey çıkmış okey güzel falan. Ama bir anda abi Apple 2'ye atlayıp çoğu şirket şey yapmıyorlar. Büyük evet. şirketler kullanmıyorlar. Çünkü şey diyorlar ya biz bekleyelim IBM çıkartsın. Biz çünkü hani IBM'i zaten kullanıyoruz biz IBM'in şeyiyiz onlar artık nasıl bir güven nasıl bir ilişki yarattılarsa yani bilmiyorum hala şeyi istiyorlar yani IBM bir makine yapsa bir ilişki. ya bilmiyorum artık yani ilişkileri de artık üst. çünkü orada şey satıyorlar orada da özellikle bahsediyor hani. Senin şirketinde çalışana satmanın bir hiçbir önemi yok yani şirketin çalışanı bunu çok daha iyi kullanıyormuş daha şeymiş falan hiçbir önemi yok diyor günün sonunda diyor patron karar veriyor hangi şeyin alınacağını hangi bilgisayarın alınacağını. Ondan dolayı çoğu şirket şeyi bekliyor yani IBM'in çıkartmasını bekliyor. Zaten IBM çıkarttıktan sonra da biliyorsun çok daha e, yüksek sayılarda satmaya başlıyorlar. Microsoft'u görüyorsun tabii onlar da bir yandan yazılım üretiyorlar falan. Bu işte şey chapter'ıydı, physical chapter'ıydı. Bir de e, yani şey çok güzel, sen de hani dedin ya abi bu bahsettiğimiz kitaplar aslında bir, bir, bir nevi sektöre yön veren kitaplar. Bu işte Vizik Halk'ın e, software developer House, Software Publisher gibi iki şeye ayrılması aslında yeni bir şeyi ortaya çıkartıyor. Kavramı ortaya çıkartıyor. Bakın yazılım yazıyorsanız, yazılımı yazıyorsun daha sonra Publisher'e gidiyorsun. O Publisher senin dağıtmana yardımcı oluyor. Hani bu kavramların ortaya çıkmasını sağlıyor. Benzer şekilde ikinci chapter'da da şeyden bahsediyor. Bu Mystery House oyunundan bahsediyor. Orada da aslında bir çift e, bu oyunu oluşturuyorlar. Bu da nasıl diyeyim şey bir oyun oluşturuyor. E, ne derler işte hani bir eve girersin evde atıyorum bir suç işlenmiştir falan filan. Onun bir adı vardı da Gizem. E, gizem değil de yok ya böyle genelde işte hatta gerçek hayatta da yapıyorlar ya bir odadan kaçış, oyun ha, odadan kaçış oyunu mu? Odadan kaçış oyunu. Escape room tarzı. Ee, Hı -hı. Böyle e, bulmacalar çözüyorsun sürekli. işte burada biri ölmüş ama işte neden ölmüş. Bakıyorsun kapının ardında bir şey var mesela. onun altına bakıyorsun orada bir mesaj falan gibi tarz oyunlar. Böyle bir oyun. Mystery House'da. Burada yaptıkları şey grafikleri ortaya koyuyorlar. Kadın çiziyor bunların hepsini eşi adamın eşi bunun hepsini çiziyor oyunun arayüzlerini çiziyorlar önce şey olarak düşünüyorlar ya biz işte hani görsel yapalım sonra fark ediyorlar ki rem yetmiyor yani <gülüyor> görseli <gülüyor> yapmaya o yüzden böyle artık şey yapıyorlar koordinat sisteminde çizgi çizerek aslında eğer bilmiyorum bilgisayar mühendisi falan okumuş olanlar varsa biz okulda da böyle C şart dersinde falan bir şeyler çizmek istiyorsan hani daire çizmek istiyorsan onu böyle matematiksel anlam olarak çiziyorsun. Hı -hı. Kare falan çizmek istiyorsan onlar da o şekilde yaparak e, daha düşük boyutta e, böyle anlamlı görseller ortaya çıkarmaya başarmışlar. Bu oyunun özel kısmı da ilk defa e, bir oyun geliştirme, oyun tasarımcısı ve oyun yazılımcısı diye ikiye ayrılmış. Hı -hı. Önceden hep tek bir kişi aslında bir oyunu bitiriyormuş. Oturuyormuş işte yazılımcı. Hala var öyle Ham görsel anlamda her işte yazılım anlamında tek bir kişi yapıyorken ilk defa böyle e, bir kişi sadece tasarımından zorunlu görselden sorumlu bir kişi de sadece yazılımdan sorumlu. Kanın yazılım kısmını hiç şey yapmıyor. Okunmuyor. O da böyle bir şey oluşturuyor artık ha oyun nasıl geliştirir bilgisayar için. Çünkü bir zaman o zaman şeyde rakipler de var tabii. Arket machine'ler var ama arket machine'lerin sıkıntısı ne? Her bir arket machine aslında donanım olarak tek bir oyun için tasarlanıyor. Hı hı. Yani orada pinball varsa bir, bir, o kadar yani o, o oyunu çalıştırabiliyor. Gidip başka bir oyun yükleyemiyorsun. Gerçi de işte onlar Aynen. Konsollar falan da var. Space fal Fighter falan mesela şey kullanıyor şu an. PlayStation 4 var içinde. Kut Kutunun. <gülüyor> 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 <gülüş> He, modifiye ediyorlar yazılı. <laughs> Kim uğraşır <laughs> abi onunla? İşte bu işte Apple 2'nin getirdiği oyun sektöründe farklılık bu oluyor. Hani şeyin önemi yok. Yani hani donanım önemli değil. Bir de oradaki güzel kısmı Apple bütün şu kodları falan veriyormuş. Yani bakın işte eğer bir oyun geliştireceksin dökümantasyonların falan hepsini paylaşıyormuş. Ama işte bu Radio Shack vesaire gibi diğer bilgisayar üreticileri yok diyormuş. Ya da işte bir şey satacaksanız bize komisyon vereceksiniz. Apple o zaman şey vergisini almıyormuş. Bugün Apple ver, Apple. Oğuz'un yakın şeyi. işi onlar hep. Ya, çok büyük bir ihtimal zaten Apple ikiye alınca yanında e, bu oyun kolu da birlikte gelin, joystick de birlikte geliyormuş yani hani sen oyun için almışsın almamışsın bir önemi yok Bayağı hmm. kutunun içerisinde birlikte geliyormuş onu da özellikle Wozniak istemiş e, tabi şeyin çok master olarak Apple 2'nin hani geliştirebilir olması, renkli ekran da destekliyor olması falan bir, bir süre sonra şeyi görüyorlar zaten. E, pazarı böyle binlerce oyun sarılıyor. Ee, orada da hatta e, bir kriz ortaya çıkıyor. Çünkü şeyde farkına varıyorlar bu misteri yazı yapanlar. Daha sonra e, şeyler bu VC paraları da o zaman başlamış. E, artık e, bankalar mı diyeyim artık ya da işte parası olan yatırımcılar e, bu sektöre girmeyi düşünüyorlar. Çünkü bakıyorlar ya bunlar çok milyon dolar para kazanıyorlar. Çok az bir kitle var yani hani o kadar da çok satmamış bir cihaz ama e, ne oluyor? Bir, bir kişi bilgisayarı alan birden fazla yazılımı alıyor. Yani sen bir tane bilgisayara para veriyorsun ama 10 tane yazılımı alıyorsun. Haliyle çok daha şey oluyor. Orada karlı oluyor. Yaptığın tek şey de disket kopyalamak. Yani hani başka da bir şey yapmıyorsun üretim mali, şey maliyet olarak. Haliyle bunlara da yatırım yapıyorlar. Ama o da maalesef güzel sonuna şey olmuyor. Daha sonra da bir de şirkete satıyorlar mı ne oluyor? O da böyle hüzünlü bir sonla bitiyor o yatırım almalarından dolayı yaşadıkları belki bilmiyorum sıkıntılardan ötürü çok hoş bir kitap ben hani tahmin etmiyordum açıkçası kitabın bu kadar şey olduğunu derin olduğunu daha çok işte böyle muhtemelen hani daha önce okuduğum kitaplara benzer işte hmm. Apple 2'nin hikayesi nedir ya da işte Apple 2 ile detaylı bağlantılı şeyler nedir gibisinden ama hani her bir sektörü her bir sektörün içerisindeki bir önemli yazılıma ele alıp ve onun da aslında kendi içerisinde bu bütün yazılım sektörüne ya da işte oyun sektörüne nasıl bir katkısı sunduğunu detaylı olarak anlatması ve daha sonra çünkü şey düşünüyorsun abi ulan o hikayelerini okuyorsun ulan çok güzel çok cool ondan sonra şeyi de anlatması çok güzel ne oldu bunlara hani daha hmm. sonra çünkü orada bahsediyor yani kitap şey olarak gitmiyor. Kronolojik olarak gitmiyor. Hani Vizi ile alıyor. Çünkü işte o 1970'lerde falan. Ondan sonra diyor ki 1983'ten sonra böyle böyle oldu. Sonra tekrar Mystery House'a başlıyor. Orada tekrar hani 1970'lerden falan bahsediyor, tekrardan <laughs> anlatıyor. Haliyle o şeyde cevaplı olması ya tamam çok güzel bu iyi paralar da kazanıyor. Ne oldu acaba bu şirkete? Çünkü hep şeyi bekliyorsun. O şirket aslında şu anda şu şirket. Yani hani böyle büyük bir şirkete bağlanmış olmasını istiyorsun. Ama şu ana kadar olmadı <laughs> ne yazık ki. Ama şeyleri artık görmeye başlıyorsun böyle bilinen isimlere. İşte Activision de artık oyun çıkartmaya başlıyor falan böyle. Microsoft da artık yazılım çıkartmaya başlıyor. Böyle şeyi görebiliyorsun yani aslında şu anda duyduğumuz birçok oyun stüdyosu ya da işte popüler olan büyük olan oyun stüdyosu ya da yazılım şirketleri aslında o zamandan beri bu işi içine girmişler. Onu görüyorsun. Bundan sonraki kategori neydi? Utilities diye bir şey ne, ne logdu? hem log lock değil locksmith diye bir tane hmm. uygulama varmış. Utility uygulaması olarak onun hikayesini anlatıyor. Tam da o chapter'dayım. Ya yani ben baya yani şey yaptım ya yani, keyif Allah Allah böyle o kitap bölümü alınca şeyi bırakamıyorum. Benim bu ilgimi çekiyor abi. Yani sıfırdan bir şey alıyorlar çok farklı bir şekilde pazara sunuyorlar ve daha sonra da başarıya ulaşıyorlar ama <laughs> şu ana kadar her seferinde <laughs> mutlu son daha şey olmadı bir türlü ayrılamalar. Belki bu lox'tur. Ama türü milyonları türü kazanmışlar o arada olur. unutma. Aynen. O milyonlar aynen. sana Milyo... ev alır, araba alır hani. Tabii. Tabii. Yani orada bilmiyorum belki işte şey bilmiyorum. Parayı kazandılar belki daha ardından başka şirketler kurmuş olabilirler şu anda. o dönem milyon fiyat doları olabilir. onu unutma. Bugünün milyon aynen, doları değil. Aynen Kesinlikle kesinlikle. Yani orada işte şeyi de görüyorsun. Apple 2'nin fiyatı kitabın güzel yanı da o. Ne zaman bir fiyat verse bugünün fiyatı da şu diyor. Mesela işte Apple hmm. 2 bugünün fiyatıyla 12 bin dolar. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi millet diyor Apple bilgisayarları pahalı diye de. Yani bu 900 dolara satıyor hiç, adam. Şu an hiç, mini, hiçbir şu an şey hiç yani. Hiç olmadığı kadar ucuz <laughs> yapıldılar tarihe göre. Yani aynen. Ki zamanında da çok aşırı pahalıymış ama işte o, o extensibility olması yani sen ekstra bir parça takıyor takabiliyor olman o da Wozniak'ın ileri görüşlülüğü tabii ki. Çünkü daha sonra onu da kaldırdılar biliyorsun. Evet. Ee, şey yapamıyorsun. Ama işte o ileri görüşlü diyor. İşte yeni mesela işte önceden şeyler kullanıyorken bu katraj dedikleri işte hı hı. kasetler falan kullanılıyorken şey için bizim bu işte tep kaseti gibi kasetler onların da sıkıntısı varmış. İşte çünkü niye istediğin noktaya erişemiyorsun. Dataya ulaşmak istiyorsan mesela atıyorum o kaset bayağı sarman gerekiyor ki gidip o tablodaki o datayı bulabilesin. Ama hı hı. işte daha sonra disket çıkıyor. Şimdi o zaman ne yapıyorlar? Şeye gerek kalmıyor. Yeni bir bilgisayar çıkartalım gerek kalmıyor. Niye orada zaten bir extension şeyi koyduğu için, girişi koyduğu için hı hı. hemen yeni bir tane şey çıkartıyorlar, disket okuyucu çıkartıyorlar, onu extension'a bağlıyorlar, bitti. Hani bu sayede hani daha önceden o kadar para verip de satın almış insan tekrardan bir para verip bir şeyler yapmasına gerek kalmıyor. Var olanı ekstra bir şeyler takıyorlar. Tabii bu şu anki yapılan çok farklı ama e, o zamanda ilk olduğundan dolayı çok önemli oluyor ve onların daha böyle popüler olmasını sağlıyor diyelim. Babam da şey demişti biz ilk Macintosh satarken. 10 megabaytlık hard disk alabiliyordun disketle uğraşmak istemiyorsan. 5000 dolar mı dedi 10 bin dolar mı dedi öyle bir şey dedi hmm. yani. 10 megabayt. Ya işte o, o zaman abi şeyin, şeyin anlıyorsun değerini anlıyorsun. Biz bugün işte Call of Duty oynuyorsun 128 gig <laughs> gigabayt <daha gülüyor> o da biraz yani yuh yani abi. Ya çok yani hakikaten yani ben orada biraz şey düşünüyorum yani bunu bir e, şey olarak belirlememişler yani constraint olarak belirlememişler bir e, şey olarak ne derler limit olarak belirlememişler oyunu geliştirirken. Oyun 100 GB olsun maksimum. Ne olursa olsun oyun 100 GB altında tutanım diye hiçbir şekilde bir limit koymamış. Sınırlandırmamışlar şeyleri oluplar Millet geliştirmiş de geliştirmiş yani. Biz ben hatırlıyorum yani biz mesela işte mobil uygulama falan geliştirirken hep ona şeye bakıyorlar ya. İşte 100 MB'ın altında olsun. Hı hı. Niye? Çünkü işte şey yaparken hı hı. de indirsin, indirebilsin. Şeyde çünkü 4 4G'deysen onu bir şey ayarı var. Çoğu kişinin o de default olarak kapalı oluyor. Bunu arttırdılar ama. 250 MB, mıydı? Şey. 250 MB'nin üzerindeyse çünkü uygulama indirmiyor o zaman. O zaman ne oluyor? Sen mesela QR kodla mesela dışarıda bir e, uygulamanı sunuyorsun. Ama orada QR kodu tarıyor bir bakıyor. Aa, 500 MB uygulama işte datamdan gidecek 500 MB diye. O an indirmiyor. Belki de daha sonra unutuyor gidiyor. O yüzden bu şekilde yani... O her bir kilobaytın orada çünkü şey yapıyor Oyunu geliştirirken eşine bak diyor maksimum 120 tane nokta koyabilirsin diyor ona göre çiziyor işte ev çizmesi gerekiyor mesela maksimum 120 noktayla çizebilmesi Hı -hı. gerekiyor. Çünkü o da ona öyle limit koyuyor o sayede aslında bu oyunu şey yapabiliyorlar e, piyasaya çıkartabiliyorlar o da tabi insanların çok hoşuna gidiyor arayıp soruyorlarmış yani ya bu bölümü nasıl geçeceğiz falan diye telefonlarını. E, güzel hikayeler ya ben böyle hikayeleri hep seviyorum yani hoşuma gidiyor. Objective-C zamanında bizim uygulamalar hep 8 megabayt, 10 MB. Yani çok aset varsa hmm. 15 megabayt, 20 megabayt falan oluyordu. Şimdi abi proje açıyorsun 80'den başlıyor zaten. Aynen. Swift'le beraber biraz şey. Gerçi artık Swift'i içine gömüyorlar sistemin o yüzden çok büyük olmuyor app'ler ama herkes sürekli external kütüphane falan da kurduğu için o dependency'ler çok şişiriyor. Uygulamayı. Evet. Evet. Bir de asetlerde mesela ben ona özellikle dikkat ediyorum. Ee, şey var. Image Optim diye bir tane uygulama var. Hı hı. Ee, bilmiyorum ee, dinleyenler ne kadar biliyordur. Ben nerede bir görsel kullanıyorsam abi e, şeye atmadan önce, komitlemeden önce, e, önce Image Optim'e bütün görselleri atıyorum, sürükle bırak yapıyorum. O hepsini optimize ediyor ve en az ortalama böyle yüzde %40 falan düşürüyor size'ını. Kaliteden herhangi bir kayıp olmadan bir sıkıştırma yapıyor orada. Ee, onu da tavsiye edeyim. Açık kaynaklı bir yazılım zaten. Burada yani Xcode şey da yapıyor onu Compile sırasında. PNG ha, ha, crush Crash kullanıyor gerçi ama onlar belki daha iyi bir daha da düşürebilir dediğin, dediğin gibi. Aynen. Ya ben bu tarz şeylere çok önem veriyorum. Yani webde proje yapınca da mesela artık PNG vesaire kullanmak yerine şey kullanıyorum. WebP Google'ın görsel formatı var. Orada mesela çok daha düşük şey oluyor. Bununla ilgili hatta geçenlerde ben şeyde de gitmiştim. Bir tane sunuma gitmiştim. Orada şeyle konuşuyorlardı işte. Bizim yazılımcılar olarak küresel ısınmaya etkimiz nedir? İşte data center'larda kullanılan elektrikten ya da işte onları soğutmak için kullanılan sudan tut. İşte bu PNG dosyasının boyutuna kadar bayağı detaylı güzel bahsetmişlerdi. Çünkü orada şey hesap ediyor. Ya sen bir e-ticaret sitesisin. E-ticaret sitesinde sen bir tane işte kategoriye tıkladığın an 30 tane ürün göstertiyorsun orada. Ama işte 30 tane ürün... Nün sen dosyasına bakıyorsun her bir işte atıyorum 1 megabayt 30 megabayt ama sen işte onu gidip WP formatında çeviriyorsun ondan sonra gidip bir de e, arka planlarını falan değiştiriyorsun onu mesela benim ilgimi çekmişti Bu mankenlerin arka planına böyle renkli bir şeyler koymaktansa beyaz bir şey koy, beyaz arka plan koyuyorlar o zaman dosyanın boyutu da küçülüyor falan böyle. Bu tarz Hı. ince ayarlamalar yaparak baya böyle bir şeyden tasarruf hani data transferi o data transferi de tabii işte daha az karbon salımı falan çok ufak tabii ki hani bu detaylar ama hani şi, nasıl diyeyim e, taş taşıyıp da bir şey yorulmuyorsun yani hani at, çok basit bir işlem yapıyorsun bazı hatta ben hatırlıyorum e, şeyler koyabiliyorsun hooklar koy commit hooklar koyabiliyorsun uygulamalarını e, uygulamalarına sen commit yaptıktan sonra abi otomatik olarak o script'i çalıştırıyor dosyaların boyutunu küçültüyor ondan sonra komikliyor hı hı. o zaman da hiç böyle sen düşünmeden şey yapabiliyorsun yani dosyaların daha düşük boyutlu bir şekilde app'in içerisine ya da işte web uygulaması yapıyorsan web uygulamasının içerisine koymayı otomatik hale getirmiş oluyorsun ya yani bu bu tarz şeyler de benim gene hoşuma giden şeyler yani hani bir sorun mu problem mi insanların beklentisi var mı yok ama işte hani yapabiliyorsan niye yapmayasın diye e, arada düşünüyorum. E bu kapartın böyle bir kitabı var. Responsible JavaScript diye. Jeremy Wagner'in yazdığı bir kitap. O da hmm. bu tarz konuları anlatıyor. Yani JavaScript'i daha az kaynak tüketecek şekilde, daha az e, enerji harcayacak şekilde nasıl yazarsının e, yollarını arayan bir kitap. Bu konuya kafayı takmış bir abi yazmış. Hmm. E, onu da araya sıkıştırayım. Frontendçi varsa dinleyen. Aynen. Belki faydasını ya, görür. Ya şeyde de mesela bak sen hatırlattın. Daha az kaynak deyince Gene Wozniak sayesinde bu birçok işte mesela disket okuyucuyu falan diğer şirketler daha pahalıya satıyorlar. Ama Wozniak adam genius olduğu için abi çok daha az parça kullanarak aynı şeyi yapabiliyor. Hı -hı. Adam oturuyor hemen bir tane onun aynısından yapıyor ama çok daha uygun hafif satıyorlar. O zaman millet diyor ki Lan, aha hani Apple 2 okey hani komple cihaz olarak pahalı ama hani extensionlarını falan filan ekleyince aslında o kadar pahalı olmuyor. Çünkü diğerleri hani o kadar şey yapamıyorlar optimize edemiyorlar Hı -hı. ürettikleri donanımları. Ee, ama Apple işte şey diyor 3 katı fiyatına satıyormuş mesela <laughs> hmm. şu anki olduğu gibi baya bir e, en az o %60 şeyini almaya çalışıyorlar yani e, kar marjını almaya çalışıyorlar. Evet. Var mı ben... senin başka? Şeye geçebiliriz seyrettiklerimizde ben çok kısa şeyden bahsedeceğim Tetris'i seyrettim hafta sonu hmm. ee, Apple TV Plus'taki film 2 saatlik bir film. Tetris'in hikayesini anlatıyor. Daha önce konuşmuştuk galiba değil mi? Sen biraz bahsetmiştin. Ben izlemiştim de ben bahsetmiştim. Aynen biraz fazla tabii Amerikan propagandası var filmin içerisinde. Hani Rusya çok kötü bir yermiş gibi gösteriliyor Sovyet Rusyası. E, Amerikalar bunu çok seviyorlar. Yani soğuk savaşta rakipleri olduğu için Rusya hep böyle şey yapıyorlar da hani düşününce de hani Rusya'da o kadar da geri bir ülke değil sonuçta hani aya kozmonot falan gönderebilmiş en azından uzaya köpek bile olsa gönderilmiş gönderebilmiş uzay mekiği yapmış falan o dönemde seninle kafa kafaya çarpışmış nükleer silah yapmış falan bir ülke neticede o kadar da geri olamaz diye düşünüyorsun tabii işte biraz orada komünizm ve şey yani komünizm tabii ki süper bir şey değil de Rusya'yı çok böyle şey göstermişler biraz hafif klasik Amerikan propagandası var yani işin içinde mesela Dune'da bunu güzel işler yani onun da altını çizmek istedim Fremenleri evet. mesela çok ilkel gösteriyor diyorsun ama aslında fremen teknolojisi dediğin şey bayağı gelişmiş teknoloji. Ama diğer gezegendekiler o diğer aileler vesaire onları böyle hani işte bedevi gibi görüyor yani. ya şey Aynen böyle. şeymiş gibi böyle. Cahil. İlkel. İlkel aynen. cahil insanlar. Kabileymiş gibi. Aynen. Halbuki o Steel Suite'i falan yapanlar fremenler yani. Vücudundaki evet. nemi toplayıp tekrar filtreleyip ağzına veren teknoloji falan yapıyorlar. Biraz hani o şeyi de sanki düğünde o mesajı da almış oldum yani. Filmi seyrederken aklıma o geldi. Hmm. Ee, onun dışında Hijack'in finalini seyretmedim ama finalden bir önceki bölüme kadar seyrettim. Yani evet. Eğlencelik bir dizi diyebilirim. Eğlencelik dedim yani şey çok keyif almıyorsun tabii gerilimli dizi de <laughs> hani böyle hayatımı değiştiren yani. bir film değil. Aynen. Çerezlik bir dizi. Aksiyonu falan hoş ama finali nasıl oldu bilmiyorum. Çok da spoiler verme gerçi ama sen seyrettin. Tamam. Ya ben seyrettim bir gerilim ama yani şöyle şey düşünmüyorsun ya bu diziyi izlemeseydim ne kaybederim hiçbir şey kaybetmezsin. Yani hmm. çoğu dizi artık o noktaya geliyorsun. Ben mesela özellikle soruyorum arada böyle Apple TV Plus aboneliği olan arkadaşlarıma soruyorum yani e, favori dizilerin hangisi falan diyorum. Direkt yani fix herkes aynı cevabı veriyor. Severance diyorlar. Çünkü Severance'da mesela orada çok farklı bir hikaye var çok farklı bir fikir var seni hakikaten izledikten sonra düşündürüyor yani böyle gerçek hayatta da böyle bir şey mümkün olabilir mümkün olsa nasıl olur hani o benim biraz orada hmm. benim de en, en en çok hoşuma giden hani TV dizisi Apple'ın o ama işte bunlar böyle nasıl diyeyim çerezlik zaten çok işte 7 bölüm arada şey yapıyor bu muhtemelen bir şey gibi millet aboneliğini iptal etmişsin. Ama yeni bir içerik olması gerekiyor. Ama bu içerik de işte çok bütçesi harcayamayız. Gene bunlar harcamışlardır. Hani Itri Selva'yı falan oynatıyorlar. <laughs> Ama günün sonunda hani uçağın içerisine geçiyor bir tek değil mi? Yani hani çok aşırı bir mekan falan da görmüyorsun. Bir de aynı oyuncuları kullanıyorlar yani... hep. He. Uçağın pilotu hijack'ti. Nintendo'nun başkanı Tetris'te. Bu ne abi sanki? hep <laughs> yani bu ajans kurmuş da oradan oyuncu dağıtıyor gibi. Kesinlikle. Kesinlikle. inanılmaz bir şekilde e, ee cross playing mi diyorlar bunlar artık? Ya, bence ee, bence bah... 3 4 tane ajansla çalışıyorlardır. O 3 4 ajansta hep aynı oyuncuları gönderiyordur yani. Aynen. Ya mesela işte ben şeyi seyrediyordum. Bu e, Platonik diye bir tane dizi vardı. Hmm. E, set e, Set Godin Set Godin diyesim var. <laughs> set Godin şey ya <laughs> <Evet>. pazarlamacı olan. <laughs> Yok sen Set Godin dedin diye dedin. <laughs> set Rogen. Rogen. Aynen. Set Rogen. E, oradaki dizide de mesela bir tane kadın oynuyordu. O kadın mesela işte ondan önce Physical diye bir tane dizide oynuyordu. Hani o dizinin birinci sezonu bitti. Daha sonra bu dizi başladı. Şimdi bu, dizi, bu dizinin sezon, şey de bitti. Dizi komple bitti. Bu da gene böyle 10 bölümlük mü ne? Çerezlik bir diziydi. Şimdi o kadının hani gene oynadığı şey dizi ikinci sezonu çıktı falan böyle. Hakikaten yani bir dizide gördüğünü başka bir dizide tekrar tekrar görüyorsun. Ama nasıl diyeyim, çok da sıkmıyor gibi geldi bana. Çünkü böyle çok ayarında yapıyorlar. Ya hmm. yan oyuncuları mesela görüyorsun. Ya işte bir tane Trying diye bir tane dizi vardı. Orada mesela işte yan oyuncu bir tane karakter vardı. Şimdi o adam Foundation'a gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> yani biraz ilginç oluyor ama bir yandan da şeyi düşünmüyor değilim ya. Bunlar da böyle ne bileyim şeyde hep öyle oluyor ya Marvel'da falan e, bir kendi universe'ını yaratıyorlar. He. Daha sonra hani sanki hepsi birbiriyle aslında bağlantılıymış. Tamam da Apple gibi. nasıl yapacak abi? Hepsi bir aynı Onu ben de bilmiyorum. Onu ben de bilmiyorum ama öyle bir şeye bağlarlar mı artık bilmiyorum. Bir şekilde marketingde kullanmak amacıyla da arkası belki bir şeyler düşünmüş olabilirler. Belki bunu ilerleyen zamanlarda görürüz. Ama onu ben de fark ettim yani hani aynı oyunculara. Yani bakalım. Ben oyun olarak da Red Dead Redemption 2'yi aslında çok gömmüştüm biliyorsun. Daha önceden de <laughs> şey yapmıştım ama Red Dead Redemption 2'ye bir şans daha vermeye karar verdim. Ya oyun yine çok ağır ilerleyen bir oyun. E, ağır ilerlemesine çok bir itirazım yok ama interaksiyonlar ağır olduğu zaman çok sinirim bozuluyor abi. Yani bir eve hmm. hırsızlığa giriyorsun, dolabı bir açıyorsun, 10 tane alınacak eşya var. Hepsini almak 2 dakika yani. <laughs> o kadar da değil. O kadar da realizm iyi diye. ya da take all diye bir tane buton koy, bir defa oynasın animasyon hepsini alayım yani. E, ama tabii orada dışarıda diyalog dönüyor vesaire o sırada hani e, onu zamanlamışlar belli ki ayarlamışlar ama hmm. çok böyle scripted bir oyun oynuyormuşsun gibi. Evet şey açısından çok güzel işte ata binip de o dünyada gezmek bir şeylerle random karşılaşmak işte geçen yürüyordum adam biri bana yardım eder misin falan dedi ondan sonra olur falan derken dedi ki ya uzatmayacağım lafı dedi tuttu beni indirdi attan aşağı atımı çalmak için beynine yedi kurşun tabi sonra da neyse <laughs> 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 bir de şey animasyonlarını da falan güzel yapmışlar adamı vuruyorsun adamı ayağa takılıyor eğer'e Böyle atla beraber hmm. kafası yere sürte sürte gidiyor falan böyle saçma sapan. Hani çok detay var oyunda. Güzel, keyifli ama biraz daha sanki özellikle o görevlerin olduğu kısımlarda o kat cutscene'ler falan çok uzun geliyor bana. Biraz da oyunu daha oynamak isterdim diye şey yapayım ama şöyle hani günde bir açıp böyle bir görev bitirip kapatınca o kadar da rahatsız etmiyor. Onu fark. Ama otursam böyle 4-5 saat oynasam aralıksız muhtemelen çok rahatsız ederdi. Onu da bir dipnot olarak geçeyim. Valla haftamız böyle. Bilmiyorum sen de var mı başka bir şey? Yok ben de Diablo'nun işte şeyini oynamıştım. Sezonunu oynamıştım da o da artık çok tekrara girdi yani. O da sıkıldım. Ben Diablo'nun tekrarına gireceğini, Diablo'yu oynamaya başladım. Başladıktan yarım saat sonra anlamıştım. Bu oyun sürekli tekrara giriyor diye. Çünkü şey yani hep. Çocuğumu kaçırdılar. Çocuğumun içine hmm. şeytan girdi. Karım kayboldu. Hep görevler böyle. Gidiyorsun karısı şeytanmış, içine şeytan girmiş. Hadi dungeon. Kesiyorsun şeytanı bitiyor. Aa işte karım kurtuldu falan. Bu yani görüldüğü yani böyle. Hep böyle. Maalesef. Ya ben o yüzden artık böyle hızlı hızlı geçmeye başladım. Bir de hakikaten birebir aynısını hani bazen de işte bu eventler oluyor. Event birebir aynısı. Hmm. Yani abi bu farklı bir şey koyuyor. Yani. Sezon hani mantığı fena yok. fikir değil ama her sezon her sezon yeni, yeni karakter üretti bir daha sezon kas falan bilmiyorum ya. Ya ben işte orada işte şeylik sıkıntı. Side quest'leri bir daha yapman gerekiyor. Abi yapmışız bir kere yani hani bir daha niye yaptırıyorsun? Farklı yani. bir şeyler yap. İşte grind oyunu abi. Sürekli kasacaksın, gireceksin. Eşya düşene kadar kasacaksın bu. Ben de çok tahsil etmiyorum o tarz oyun tarzını. Neyse yarın Baldur's Gate 3 çıkıyor. Biz kayıtlı hmm. çarşamba yapıyoruz. Perşembe yani yarın Baldur's Gate çıkıyor. O ondan çok ümitliyim. Bakalım. Aynen. Belki bir tane de güzel Güzel demişim de. İlginç bir haber var. Gene Facebook'tan geldi. Yani hı hı. Ona da belki çok kısa değinebiliriz. Çünkü biz Yine daha ile ilgili. Aynen. AI ile ilgili gelişmeleri. Ne çok olacak şart. başka? Abi, ben artık yani bu dedim ya hani durup düşünüp bir ürün geliştirmen gerekiyor. Yani blockchain mesela böyle bir şey değil yani. Kimse oturup hakikaten düşünmemiş. Yani bir anda hype aa çok güzel fikir olur mu? Bir şeyler yapalım yapalım yapalım. Herkes bir şeyler çıkartmaya yani NFT'si çıkıyor falan. Hop bugün kimsenin hayatında yok. Şimdi AI'yı da bence aynı şeye getirdiler. Çıktı bir anda buna ihtiyacımız var. Mı? nasıl kullanabiliriz? Kullanım alanları var. Çok güzel. GitHub Copilot. Ama nasıl diyeyim o böyle AI değil. İşte auto Complete'in gelişmiş versiyonu. Onun da kalitesi çok düştü diyorlar son zamanlarda. Ya o, onun nedeni de abi çünkü sürekli bunlar şey yapmaya başlamışlar. Yok diyorlar. İnkar inkar ediyor OpenAI. Biz herhangi bir şekilde modele dokunmadık ama Modelde abi muhtemelen bazı açıklar bulunuyorlar. Açıktan kastım hani teknik olarak açık değildi, sana verdiği cevaplar açısından. Hmm. Çünkü orada bazı şeyleri cevapları vermesini istemiyorlar. İşte atıyorum nasıl intihar edebilirim en iyi en kolay yöntem nedir falan deyince sana bir cevap vermiyor. Ama işte bu değişiklikleri yaptıkça böyle ufak ayarlar yapıyorlar. Hani sansürlüyorlar diyeyim aslında şeyi modeli modeli sansürledik abi kalitesi değişiyor hmm. adam diyor ki ya ben diyor önceden diyor şöyle şöyle bir sorular soruyordum bana böyle cevap veriyor aynı modele tekrardan API isteği atıyorum bu sefer bana çok farklı bir cevap veriyor ama ürün günün sonunda aynı ürün yani orada farklı değişen bir şey yok öyle diyorlar ama böyle olunca da işte çok bir şey olmuyor ben çevremde sürekli soruyorum abi işte kullanıyorsun falan filan çok insan işte şeyleri yazmakta falan böyle amele işi Diyebileceğim hani yazılımda o kısımlarda kullanıyorlar. İşte testini yazmakta falan kullanıyorlar. Ya da işte e, dökümantasyon. Aslında nasıl diyeyim? Bizim kendi yarattığımız sorunları tekrardan çözmeye çalışıyoruz. İşte dökümantasyon mesela işte sen yeteri kadar açık, basit bir şekilde yazmadığından dolayı gidiyorsun mesela. Çekip diyorsun ki ben Ruby kullanarak XML parser'ı nasıl yazarım diyorsun. Hı hı. Sana çok güzel bir şekilde açıklıyor. Sen bir saat gidip onu Google'da aratıp, Sega 4.0'a gidip, ondan sonra oradaki cevaba bakıp, oradaki cevaba bakıyorsun 2009 yılında, Aa artık hani hmm. hocam outdated olmuş, ondan sonra gidiyorsun bir sonrakine bakıp. falan. Bununla uğraşmak yerine e, onu kullanıyorsun, orada zamandan kazandığın oluyor. Ama ben bunu da sordum arkadaşım. Ya yani dedim okey, üretkenliğin artıyor ama bu üretkenliğin sana faydası var mı? Sana bir faydası yok. Çünkü sen atıyorum bir 8 saat çalışıyorsan yine 8 saat çalışıyorsun. Hı -hı. Ama sen orada bir üretkenlik şeyi üretiyorsun aslında. Faydası üretiyorsun. Ya ekstra bir atıyorum %10'luk bir şey daha çıktı da, daha fazla çıktı veriyorsun. Ama bu çıktı kime gidiyor? Şirkete gidiyor. Yani hani senin maaşın daha artmıyor. Yani senin kitap co-pilot kullanman okey işini kolaylaştırıyor ama hani buradan elde edilen ekstra değer sana gelmiyor. Bu bana biraz şey geldi. Yani biz bunu sorunca arkadaş da güldü zaten ya dedi hakikaten dedi. Ben günde 8 saat yerine aslında 7 saat çalışmam lazım. Çünkü Hani ben orada bir saat e, ekstradan şey yapabiliyorum. Bu tool'ları kullanarak e, üretken olabiliyorum. E, ama işte kazanç orada gene şirketlere gidiyor. E, tabii de şey e, bir yandan da bir rekabet oluyor bu şirketler arasında. İşte Google bir şeyler çıkartıyor sürekli. OpenAI bir şeyler çıkartıyor. Meta. E, meta da bir şeyler çıkartıyor. İşte bir tek meta burada farklı bir strateji gidiyor. Bu text-based AI'dan bahsediyorum. Çünkü diğerlerinin işte Stable Diffusion falan, onlar da bildiğim kadarıyla açık kaynak bir şekilde giden şeyler. İşte şu ana kadar hep şey çıkmıştı. İşte ilk görseller çıkmıştı. Sen bir yazı yazıyorsun, sana görsel oluşturuyor. Ondan sonra yazı ile ilgili ChatGPT ve benzeri şeyler çıkmıştı. Sen bir şey yazıyorsun, sonra uzun cevaplar veriyor. Şimdi de ...sesle sesle ilgili bir şey çıktı. Sen diyorsun ki bana işte 90'lar müziğine benzeyen işte Serdar Ortaç'ın sözlerine e, ilgili bir tane bana bir şarkı yaz diyorsun hop sana bir tane şarkı veriyor e, bunu e, açık kaynak olarak açık kaynak dediğimde modeli açık olarak vermiyorlar sen modeli alıp kullanabiliyorsun hı hı. hani e, OpenAI'daki gibi para vermen gerekmiyor modeli kullanmak için. Ama onun dışında şey de söylemiyorlar. Bir modeli nasıl train ettik? Ya da işte o hmm. ağırlıkların nasıl verdik? işte weightlerini modeldeki. Bunlara sana hiçbir şekilde bahsetmiyorlar. Sadece diyorlar ki al kullan. Ee, hmm. Meta'da işte bu Audio craft diye bir tane e, bahsettiğim işte yazılığın sana ses üretmeni sağlayan ya da işte ne bileyim şey de diye diyebilirsin belki onu o kadar bakmadım da 450 bin tane falan ses dosyasıyla e, train etmişler, model eğitmişler. Yani bana bir tane Hans Zimmer benzeri ama işte ne bileyim Def Banka'dan da esinlenmiş bir tane şarkı yaz deyip bir şarkı da verebilir. Hani bu acaba kişilere söyleyebiliyor musun bilmiyorum. Onu o kadar detayına bakmadım ama. Yani şeye gidiyormuşuz gibi gelecek artık insanlar. Ben bunu arkadaşa bahsettim. Dur dedi ben de Spotify'a bir sürü şarkı yapayım dedi. Çok mantıklı. Tabii. Yani adam ne yapacak? 10 tane 20 tane hop 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 müzik şey yapacak. Bunları da bu şekilde üretebiliyorsa zaten sen bir tek tekst yazıyorsun. Tekste de gidip şey edersin. ChatGPT'ye gidip dersin ki bana hit olabilecek 10 tane şarkının promptunu yaz diyorsun. Gidiyorsun oradan prompt alıyorsun. Ondan sonra o promptu gidip bu uygulamaya veriyorsun. Bu uygulama sana müziği yaratıyor. Müziği Spotify'a ya koyuyorsun. Bakıyorsun millete de diyorsun tabii. Artık popüler olduğu için ya bakın AI'nin yarattığı şarkı millet de bakıyor o nasılmış falan e bir de zaten hani aslında diğer şarkılardan esinlendiği için belki milletin hoşuna da gidebilir hani tabi e, müzikten anlayanın gene hoşuna gitmez de hani hitse hit bir şarkıysa böyle e, şeylerde falan çalan e, yazıları da bitçlerde falan o tarz hit şarkılar oluyor ya. O tarz şarkısa muhtemelen oradan da bir şey olur. Ekmek kapısı çıkıyor biliyorsun Spotify'dan da para kazanabiliyorsun. Bu şekilde bence çok daha fazla çöp içerik görecekmişiz gibi geliyor. Yani görsel üretmek hani nasıl diyeyim ilgi çekici belki görsel üretmek çok kolaylaştı. İlgi çekici içerik üretmek çok kolaylaştı. Millet bir sürü site şimdi SEO kasıyorlar. tipiden içerik üreterek. Önceden Millet para veriyordu. Her bir yazı başına işte 100 dolar vesaire para veriyordu. Yazı yazı, kaliteli yazı yazmak için. Şimdi chat tipiye yazdırıyor. Şimdi müziği de artık chatçiye, şeye, bu tarz AI yaptıracaklar. Benim tahminim bir noktada artık şey olacakmış gibi geliyor. Yani işte Netflix falan artık yani Mert'in zevkine göre bir tane film çek. Mert neyi izlemiş? İşte Kevin Spacey'nin başrolde oynadığı, işte düğün temalı, müziklerini Hans Zimmer'ın yaptığı bir tane film. Sana bir tane bir saatlik saçma sapan belki bir şey sunacaklar önüne. Hani müziği de artık şey yapmış olduk yani eklemiş olduk ama bilmiyorum yani bu işin sonu nereye gidecek. Bunu da böyle paylaşmak istedim çünkü hani meta burada çok farklı bir strateji gidiyor. Açık kaynak olarak veriyor bütün modellerini. Orada hem biraz imajını düzeltmek istiyor. Hem de tabi pazarı bir nevi ele geçirmeye çalışıyor. Çünkü herkes işte o modeli kullanarak bir şeyler ortaya çıkartacak. Bakalım istedikleri sonucu ulaşabilecekler mi? Daha ne kadar çöp halini, çöple dolduracaklar interneti Vallahi bilmiyorum yani Biliyorsun internet ilk çıktığında insanlar kendi şeylerini host ediyorlardı Ve hmm. kendi fikirlerini bloglarını falan yazıyorlardı Sonra sosyal medya çıkınca insanlar Herkes kendi fikrini belirtmeye başladı İşte çöplük orada dolmaya başladı zaten Şimdi onun bir üst defalı Tamamen generated arka tarafta Sentezlenen Çöp içerikler Oluşturup iyice artık interneti kullanılmaz hale getirmeye falan çalışıyorlar herhalde Hı hı. ya Bunun bence hani özellikle müzik anlamında ki sıkıntısı biliyorsun hani hep bu zamana kadar artistlerin para kazanması bir sıkıntı olmuştu hı hı. Ee, sanatçıların ee, şimdi atıyorum bu sanatçılar şeyden falan da para kazanıyorlardı benim bildiğim tiktokta dans ediyorlar ya sürekli hı. dans ederken de sürekli orada aslında lisanslı müzik kullanıyorlar lisanslı olduğundan dolayı aslında orada sanatçılar da para kazanıyordu ama şimdi hani çok böyle benzer müzik üretebilecekler muhtemelen. TikTok diyecek ki ya o müziği kullanma. Gel bu müziği kullan. Çünkü bunun lisansı bizde yani. Hani biz AI'ya generate ettirdik. O zaman ne olacak? Yani hiçbir şekilde sen yani yarat sanatçılar aslında çok fazla şey gelir kapısı olmayacak. O da orada kötü gidiştir. Görselde de aynı şekilde. Millet diyor ki ben diyor artık ikonların tasarımlarını işte mid journey'e yaptırıyorum. App uygulamaların tasarlamasını. Yani o zaman ne oluyor? O normalde vereceğin iş sanatçıya vermiyorsun. Gidip işte bir journey'e para veriyorsun. Daha ucuz oluyor tabii ki o. Yani o, o, da biraz şey yapıyor yani hani işini elinden alıyormuş gibi de oluyor. Hani komple hani yerine geçemiyor aslında. Hani o kalitede iş üretemiyor ama. Hani normalde sana iş verecek insan iş vermiyor hani bu nedenden dolayı. Evet. Peki o zaman eklemek istediğin başka bir şey yok. Şu an için yok. Yavaştan kapatalım bölüm başında da söylediğimiz gibi bir sonraki bölümümüz iki hafta sonra hı hı. yayına girecek. Artık bundan sonra iki haftada bir bölüm çekeceğiz. Farklı düşünün 118. bölümde gene farklı konular konuştuk. Bizi Twitter'dan, Apple Podcast'ten ve Spotify'dan takip edebilirsiniz. Dilerseniz Buy Me Akafe üzerinden abonelik satın alıp Telegram grubumuza dahil olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.